Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün bir yeni video çekimiyle beraberiz. Düzgün yavaşlayan hareketle ilgili videomuzu çekeceğiz. Burada değerli arkadaşlar sabit ivme ile düzgün yavaşlayan hareket tanımlarken ivme ile hız işaretine bakacağız. İvme ile kuvvet ilişkisine bakacağız. Daha sonra bu işaretlerle ilgili bilgi sunumlu örnekleri çözeceğiz. Konuyu pekiştirdikten sonra da videomuzun çekimini sonlandıracağız değerli arkadaşlar. Geçenki videomuzda düzgün hızlanan hareketten bahsetmiştik. Orada dikkat ederseniz düzgün hızlanan harekette, sabit ivmeli düzgün hızlanan harekette kuvvet ve ivmenin daima aynı yönlü olduğunu ve ivme yönünde aynı zamanda hızla aynı yönlü olduğunu ifade etmiştik ve onlarla ilgili örnek çözümlerini yapmıştık. Bugün ise değerli arkadaşlar, ivme ile hızın ya da net kuvvetle hızın farklı yönlerde olduğu durumları göreceğiz değerli arkadaşlar. Evet, sabit ivmeli ya da düzgün hızlanan, düzgün yavaşlayan harekete başlarsak değerli arkadaşlar. Önce aracımıza bir hız değeri verelim. Bu şekilde de görüldüğü gibi 20 metre bölü saniyelik hızla doğu yönünde hareket etmiş olsun. Fakat bu sefer arabayı yavaşlatıcı kuvvetin batı yönünde olduğunu düşünelim. Değerli arkadaşlar şu anda net kuvvet sadece şekilde de görmüş olduğunuz F kuvvettir. Dikkat ederseniz F kuvveti değerli arkadaşlar hareketle zıt yönlü. Şimdi F kuvveti için F burada net kuvvet tabii ki. Net kuvvet için şunu yazarız. Eksi vektörel olarak yazarsam bu net kuvvet olsun. M çarpı A yazarsam burada ivmenin işaretinin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar eğer ivme negatifse yani hızla zıt döndüyse bizim aracımız yavaşlayan hareket yapacak. Hareket türü ne olursa olsun değerli arkadaşlar ivme daima net kuvvet yönündedir. Yani kuvvet batı yönündeyse, net kuvvet batı yönündeyse bizim hareket ivmemiz de batı yönünde. Eğer net kuvvet doğu yönündeyse bizim ivmemiz de doğu yönünde olacak. Ama hızlı harekette net kuvvet ivme ile aynı yönlü, aynı zamanda hızla da aynı yönlüydü. Yavaşlayan harekette net kuvvet ivme ile aynı yönlü fakat hızla zıt yönlü olacak. O zaman bakıyorum ben şimdi net kuvvet hızla zıt yönlü ya da ivme hızla zıt yönlü. O zaman benim aracım yavaşlayacak. İleriki zaman dilimlerinde sürekli aldığı yol küçülerek gidecek. Yani burada x2 son 1 saniyede aldığı yol, ondan önceki 1 saniyede aldığı yoldan sürekli küçük olacak. Dolayısıyla bu da aracımızın yavaşladığını gösteriyor. Peki hızımızdaki değişim ne kadardı değerli arkadaşlar? Geçen videomuzda söylemiştik. Hızımız daima ivme büyüklüğü kadar azalacak. İvmemiz burada 2 ise örneğin her saniye hızdaki azalma 2 olacak. Onu unutmayın. Bir sayısal örnek üzerinde değerli arkadaşlar düşünelim. Mesela başlangıç konumundan itibaren hareketi başlatıyoruz. Hız değerlerimize baktığımız zaman her saniyede 10 azalıyor. O zaman saniyedeki hız değişim bize ivmeyi veriyordu. Bu azalma yönünde olduğu için ivmenin hızla zıt işaretli olduğunu biliyoruz. O zaman her saniyede 10 azalıyorsa eksi 10 bölü 1 eksi 10. Burada eksi 10 bölü fark 1 eksi 10. Eksi 10 bölü fark 1 eksi 10. O zaman bizim ivmemizin büyüklüğü daima 10. Yönü ise hızla zıt işaretli olacak. Burada grafik çizimine geçebiliriz değerli arkadaşlar. Bizim hızımız her saniyede 10 küçülüyordu. Birinci saniyenin sonunda soldaki grafikten görüyorsunuz 30. İkinci saniyenin sonunda 20. Üçüncü saniyenin sonunda 10. Dördüncü saniyenin sonunda 0 olmuş. Şimdi hız zaman grafiğimizin eğimi ivmeyi veriyordu. Bakıyorum grafiğimizin kolları aşağı doğru olduğu için eğim negatif olacak. Görüyorsunuz eğim negatif. Eğim ivmeyi veriyordu. Karşı 40, komşu 4,
eksi 40 bölü 4'ten eksi onu buradan görebiliyorum. Ayrıca hız zaman grafiğinin altındaki alan bize yer değiştirmeyi veriyor. Bunu geçen dersimizde söylemiştik. İvme zaman grafiğine geçtiğim zaman ivme zaman grafiğinin altındaki alan hız değişimini veriyordu. Konum zaman grafiğine geçiyorum. Şimdi konum zaman grafiğinde bunun kolları yukarı doğru olduğu için pozitif yönde yavaşlıyor bu. Bakıyoruz gerçekten bizim aracımız pozitif yönde gidiyor. Dikkat ederseniz bizim aracımız pozitif yönde gittiği için konum zaman grafiğinin kollarına baktığımızda yukarıya doğru ise mesela şu şekilde, şu şekilde konum zaman grafiklerini çizdiğimizde şu şekilde ya da şu şekilde kollar yukarıya doğruysa hareket pozitif yönde olur. Dolayısıyla eğim azalan olduğu için bizim hareketimiz pozitif yönde yavaşlayan hareket yapıyor. Bu konum zaman grafiğinin eğimi de bize hızı verir. Bakıyorum hız gerçekten pozitif çünkü eğim pozitif. Negatif yönde düzgün doğrusal yavaşlayan hareketin grafiğine baktığımız zaman hareketin yönünü değerli arkadaşlar hızın işareti belirler. Aynı zamanda yer değiştirmenin işareti belirliyor. Çünkü hız yer değiştirme bölü zamandı. Bakıyorum burada hız negatif. O zaman negatif yönde yavaşlıyor. İvme pozitif. Şimdi değerli arkadaşlar bizim hızımız negatifken ivmenin pozitif olmasını bekliyoruz çünkü. Tabii ki. Mesela aracımız bu yönde. V hızıyla yavaşlasın. Bizim hızımız negatif bölgede. V hızıyla yavaşlıyor. Şimdi yavaşlayan hareket yaptığı için ivme hareketle zıt yönde olacak. Dolayısıyla ivmemiz pozitif olacak. Bakıyoruz pozitif. Konum zaman grafiğine baktığımda x eşittir 0 konumundan başlatayım. X eşittir 0. X eşittir 0'dan başlamış. Eğimi azalan olacak. Çünkü bakıyorum burada eğim azalan. Kolları da aşağı doğru olduğu için negatif bölgede yavaşlayan hareket yapmış olacak. Pozitif ve negatif yönde düzgün doğrusal yavaşlayan hareketin grafiklerini verelim. Hız işareti hareketin hangi yönde gerçekleştiğini bize söyler. Bakıyorum hız işareti pozitif. O zaman pozitif yönde yavaşlayan. Hız işareti negatif. O zaman negatif yönde yavaşlayan. Şimdi pozitif yönde yavaşlıyorsa ivmesi negatif olmalı. Evet ivmesi negatif. Negatif yönde yavaşlıyorsa ivmesi pozitif olmalı. Evet ivmesi pozitif olacak. Şunun için. Bu da bunun için. Hız pozitif olduğu için ivme negatif olacak. Buna eksi A diyebiliriz. Hız negatif olduğu için ivme pozitif olacak. Buna da artı A diyelim. Konum zaman grafiğine baktığım zaman pozitif yönde yavaşlıyor bakın. O zaman konum zaman grafiğinin kolları yukarı göstermeli. Bakıyorum. Konum zaman grafiğinin kolları yukarı gösteriyor. Ve hareket yavaşlayan eğim azalıyor. Negatif yönde yavaşlıyor. O zaman kollar aşağı gösterecek. Kollar aşağı gösteriyor. Eğim azalıyor. Negatif yönde yavaşlayan hareket olacak. Değerli arkadaşlar bir etkinliğimizi burada görmekteyiz. İki tane etkinlik sorumuz var. Onları yapalım. Sürtünme kuvveti sabit olan yatay yolun K noktasından 8 metre bölü saniye hızla gelen cisim düzgün yavaşlayarak L noktasında duruyor. Cismin bu yoldaki hız zaman değeri tabloda verilmiştir. Cismin hız zaman ve ivme zaman grafiklerini çiziniz diyor. Değerli arkadaşlar dikkat ederseniz 8, 6, 4, 2, 0. Yani bizim normalde hız zaman grafiğimiz şöyle olacak. Başlangıçta zaman 0 iken hız değerimiz 8. Zaman 4 iken hız değerime bakıyorum. 4. Zaman 8 iken 0. Hız zaman grafiğim bu şekilde olur. İvme zaman grafiğine baktığım zaman değerli arkadaşlar eğimi negatif. Karşı bölü komşu. O zaman A eşittir. Eksi 8 bölü 8'de. O da eksi 1 verecek. O zaman benim ivmem de negatif bölgede eksi 1 değerini alacak. Yani hızım
her saniye bir azalacak demektir. Sürtünmesi önemsiz yolda 12 metre bölü saniye hızla hareket eden 3 kilogram kütleli cismin başlangıç anından 12 Newton'luk bir kuvvet etkisinde kaldığı söylenmekte. Buna göre cismin 1 saniye aralıkla ivme zaman ve hız zaman grafiğini çiziniz diyor değerli arkadaşlar. Burada 1 saniye aralıkla hız zaman grafiğini çizelim sevgili gençler. Bu arada şarjı 2 dakikalığına takalım. Sevgili gençler, önce net kuvvetimizden ivmemizi hesaplayalım. İvme değerine baktığım zaman ivmem, dikkat ederseniz kuvvet pozitif yönde olduğu için ivmem de pozitif yönde olacak. Yani ivme yönü daima net kuvvet yönündedir. Çünkü sürtünmesi önemsiz diyor. O zaman net kuvvetim 12 bölü kütlem 3 olduğu için benim ivmem artı 4 metre bölü saniye kare olacak. O zaman ivme zaman grafiğimi pozitif yönde 4 olarak gösterebiliriz. O zaman her saniye aralığında benim hızım 4 azalmış olacak. Dördüncü 4 azalırsa her saniye aralığında birinci saniye sonunda 8'e düşecek. İkinci saniye sonunda 4'e düşecek. Üçüncü saniye sonunda 0'a düşecek. O zaman 12'den başlatıyorum. Üçüncü zaman diliminde 0 olacak. Çünkü her saniye 4 azalacak. Şu 8 olacak. 12 bu. Şu 4 olacak. Üçüncü saniye 0 olacak. Sonra her saniye 4 arttığı için dördüncü saniyede artı 4 olacak. Hız zaman grafiğimizi de bu şekilde çizmiş oluruz. Değerli arkadaşlar, konu kavrama sorularına, yani kazanın 2 testine baktığımızda yatay düzlemdeki KLM araçlarının grafikleri şekildeki gibidir diyor. Buna göre hangilerinin hızı azalmaktadır? K aracının zaten hız zaman grafiği verilmiş. Gördüğünüz gibi pozitif yönde hızı azalıyor. O zaman K'ninki azalmakta. İkinci L'ye baktığımda eğim artan bir şekilde değerli arkadaşlar. Eğimli artan olduğunu nereden görüyorum? Burada eğim teğette çizilen, eğriye çizilen teğette. Burada eğim 0. Dikkat ederseniz yatayla yaptığı açı artıyor. Yatayla yaptığı açı artıyor. Gittikçe artan. Bu hızdan hareket. O zaman bu çıktı. Şuraya bakıyorum. Kollar aşağı doğru negatif yönde bir yavaşlama hareketi var. Çünkü eğim azalan. O zaman K ve M'nin hızı azalmaktadır. K pozitif yönde yavaşlıyor. M negatif yönde yavaşlıyor. Değerli dostlar, ikinci sorumuza baktığımızda net kuvvet ivmenin yönünü belirler. Bunu asla unutmayalım. Doğrusal yoldaki KLM cisimlerinin ilk hızları ve cisimlere uygulanan kuvvetler şekilde verilmiştir. Buna göre hangi cismin konum zaman grafiği şekildeki gibi olabilir diyor. Sürtünmeler önemsiz. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre bir kere önce hareket negatif bölgede mi, hareket pozitif bölgede mi, ona bakalım. Şimdi kolları yukarı doğru olduğu için grafiğimizin pozitif bölgede. Fakat eğimi azalan olduğu için pozitif bölgede yavaşlayacak. Şimdi bunu geçtim. Bu pozitif bölgede hızlanacak. Net kuvvet sıfırdan farklı çünkü. Bakıyorum, net kuvvet eksi F.
hız artı 2 ve o zaman net kuvvetle hız zıt yönde olduğu için bu pozitif yönde yavaşlayacak. Bu aradığım yanıt. Bu net kuvvetim pozitif yönde. 3F'den 2F çıkarttım. Net kuvvet pozitif yönde olacak. Hızım normalde batı yönünde. Ama burada hızımın pozitif olması lazım değerli arkadaşlar. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Eğime bakıyorum, eğim pozitif. M'ye baktığım zaman M'nin yani hız pozitif olacak. Eğim pozitif olduğu için. Konum zaman grafiği çünkü bu. Hızı negatif bölgede vermiş. Benim hızımın pozitif bölgede olması lazım. O zaman M'yi deledim. Yalnız L burada aradığım yanıt olacak. Üçüncü soruya baktığımda değerli arkadaşlar. Konum zaman grafiği var her iki şekilde de. Doğrusal bir yolda hareket eden sabit ivmeli 1 ve 2 hareketlerine ait konum zaman grafikleri veriliyor. Buna göre hangi ifadeler doğrudur diyor. İkisi de düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. Şimdi düzgün yavaşladığını nereden anlarız? Eğimin konum zaman grafiği karşımızda. Eğimin azalması lazım. Bakıyorum bir de eğim azalıyor. İki de eğim azalıyor. Bu aradığım yanıt. İkinciye baktığımda hareketlilerin başlangıç noktaları farklıdır diyor. İkincisine baktığımda bakıyorum. Birisi artı konumda başlıyor. Mesela artı x konumdan başlıyor. Birisi de x eşittir sıfırdan başlıyor. Evet bu da doğru. İki hareketli de negatif yönde hareket etmektedir diyor. Kolları aşağı inecek arkadaşlar. Grafiğin. Bakıyorum konum zaman grafiklerinin kolları aşağı yönde. Bu da doğru. Ya da hızın işaretine bakarım. Eğime bakıyorum yani. Eğim 90 dereceden büyük. Ya burada da eğim 90 dereceden büyük. Negatif yönde ikisini olduğunu tespit edebiliriz. Dördüncü soruya geçtiğimde değerli arkadaşlar. Doğrusal yolda hareket eden iki araç var. Burada da gene hız zaman grafikleri var. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Araçlar aynı yönde hareket etmektedir. Değerli arkadaşlar araçların hareket ettiği yönü belirleyecek hız işarettir. A'ya bakıyorum pozitif yönde, B'ye bakıyorum negatif yönde. O zaman birinci ifadem yanlış oluyor. A aracı da B aracı da düzgün yavaşlamaktadır. A aracı yavaşlıyor ama B aracı hızlanıyor. İki de yanlış. A aracın ilk hızı pozitifken, evet pozitif. Pozitiften başlamış çünkü. B aracın ilk hızı sıfırdır diyor. Bu doğru. Yalnız 3 doğru. Beşinci soruya baktığımda değerli arkadaşlar. Hangi ifadelerin doğru olduğunu bana söylüyor. Negatif yönde yavaşlayan hareketin ivmesi ile pozitif yönde hızlanan hareketin ivmesi pozitiftir diyor. Şimdi İki tane aracım var. Biri burada, biri burada. Ama birisinin hızı negatif, yavaşlayan. O zaman hızı negatif olduğu için yavaşlayan hareket yaptığında ivme pozitif. Birisi hızlanıyor. Hızlandığı için ivme ile hız aynı işaretle. Birinci ifade doğru. Pozitif yönde yavaşlayan hareketin ivmesi negatiftir. Evet, hız pozitifse ivme negatif olmak zorunda. Yavaşlı çünkü. Bir hareketinin yavaşlaması için net kuvvet ve hız vektörlerinin ters yönlü olması gerekiyor. İvme daima net kuvvetle aynı yönlüdür. Yavaşlayan harekette ivme ile hız ters yönlü olduğu için kuvvetle hız ters yönlü olmalı. 3 de doğru. O zaman her 3 ifadede doğru yanıt olmuş olacak. 6. soruya geldiğimizde yukarıda verilen ABC hareketlerine ait hız ve kuvvet vektörleri verilmiştir diyor. Buna göre hangisinin ivmesi pozitiftir diyor. Değerli arkadaşlar ivme daima net kuvvet yönündedir. Bizim net kuvvetimiz hangi yönde ise ivmemiz de o yöndedir. Dolayısıyla bakıyorum net kuvvetim pozitif yönde. O zaman ivmem de pozitif olacak. A var. Net kuvvetim pozitif yönde. İvmem pozitif olacak. B var. Net kuvvetim negatif yönde. İvmem de negatif olacak. Bakın hareket türüne bakmadım. Hareket türünü değerlendirmedim. Net kuvvetin yönüne baktım. Çünkü net kuvvet aynı zamanda bana ivmenin
yönünü verecek. Net kuvvet pozitif yöndeyse ivme de pozitif yönde olacak. A ve B araçlarınınki pozitif olmuş olacak. Değerli arkadaşlar, 7. soruya geldiğimizde yukarıda verilen grafiklerden hangileri düzgün yavaşlayan hareketliğe ait olabilir? Şimdi yavaşlayabilmesi için konum zaman grafiğinin eğiminin azalması lazım. Bakıyorum şimdi. Birinci ifade, biz düzgün yavaşlayan harekete ait olmasını istiyoruz. Burada yavaşlama hareketi var. Negatif yönde. Hız yavaşlıyor. Negatif yönde. İvme pozitif. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle bir aracımızın olduğunu düşünün. Bizim aracımız negatif yönde yavaşlıyor olabilir. Bizim ivmemiz de pozitif yönde olur. Yani bizim ivmenin pozitif olması iki tane şeye delalettir. Birincisi, ya cisim pozitif yönde hızlanıyordur ya da cisim negatif yönde yavaşlıyordur. Şimdi olabilir dediğine göre, o zaman bizim cismimiz negatif yönde yavaşlıyorsa ivmesi pozitif yönde olur. Bu da doğru olabilir. Burada da iki ihtimal var değerli arkadaşlar. Cisim ya negatif yönde hızlanıyordur ya da pozitif yönde yavaşlıyordur. Eğer cisim pozitif yönde yavaşlıyorsa bizim ivmemiz negatif yönde olacak. Olabilir dediği için bu da var. O zaman 4 tanesi de geçerli olmuş olacak değerli arkadaşlar. 8. soruya geldiğimizde sevgili gençler, düzgün doğrusal yolda sabit ivmeli hareket yapan cismin konum zaman grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Cisim pozitif yönde düzgün yavaşlayan hareket yapmaktadır diyor. Bunu nasıl anlayacağız? Ya hızın işaretinden anlayacağız ya da kolların yukarıda mı aşağıda mı olduğuna bakacağız. Kol yukarı çıkıyor. Bu doğru. Hızın işaretine baktığımız zaman gene pozitif. Çünkü eğim pozitif. Cismin bir ilk hızı vardır diyor. Değerli arkadaşlar, ilk hız olmadan bu cisim yavaşlayamaz. Şimdi cisim yavaşladığına göre bir ilk hız değeri olmalı. Her bir saniye aralığında aldığı yol bir öncekine göre azalmaktadır. Evet, yavaşlayan harekette her bir saniyede aldığı yol bir öncekine göre azalır. Üçü de doğru olacak. Dokuzuncu soruya baktığımızda değerli arkadaşlar, doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Hangisi doğru olabilir diyor. Cisim pozitif yönde hareket ediyor diyor. Şimdi cisim pozitif yönde hareket ediyorsa bu yavaşlayan hareket yapıyor demektir. Dolayısıyla olabilir bu. Mümkün. İvme negatif çünkü. Cisim negatif yönde hareket etmektedir diyor. Evet, bu durumda da hızlı hareket yapması lazım. Çünkü negatif yönde ise ivme de negatif olduğu için hızlanıyor. Cisim hızlanıyor olabilir. Nerede? Negatif bölgede. Doğru. Cisim yavaşlıyor olabilir. Doğru. Nerede? Pozitif bölgede. 9. ifadeye baktığımızda değerli arkadaşlar, 4 tane öncül de doğrudur diyebiliriz. Sevgili gençler, son soruya baktığımızda doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Buna göre hangi ifade doğru olabilir diyor. Cisim pozitif yönde hareket etmektedir. Şimdi cismin hareket yönünü belirleyen konum zaman grafiğinin kollarının yukarıya ya da aşağı doğru olması ya da hızın işareti. Hız işareti neyse cismin hareket yönü de o. Bakıyorum burada hızın işareti negatif olduğu için benim aracım negatif yönde yavaşlıyor. Birinci ifade doğru. Cisim negatif yönde hareket etmektedir. İki doğru. Çünkü hız işareti negatif. Cisim hızlanmaktadır diyor. Yanlış. Hız gittikçe azalıyor. Cisim yavaşlamaktadır. Doğru. O zaman 2 ve 4 ifadeleri doğru. Değerli arkadaşlar, bizi takip etmeye devam ediniz. Sorularınızı bize sunabilirsiniz. İsteklerinizi, dileklerinizi, taleplerinizi Süleyman Özmen Instagram adresinden ya da Çap Yayınları Instagram adresinden gönderebilirsiniz. Yeni bir video çekiminde tekrar birlikte olmak ümidiyle değerli arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.
Thank you.